Aydın'ın Söke ilçesinde Elit Madenciliğe ait maden ocağında çalışan 150'ye yakın işçi 5 aydan beri ücretlerini alamadıkları için 4 gün önce iş bırakma eylemi başlatmıştı. Önceki gün maden ocağının önüne giderek yarım saatlik bir oturma eylemi yapan maden işçileri bu kez de Söke Hükümet Meydanı'nda toplandı. Gücümüz birliğimizdir. Söke uyuma, madenciye sahip çık. Eylem yapan işçilere eşleri, çocukları ve çevredeki yurttaşlar da destek verdi. Madenci babasına destek olmak için gelen çocuklardan birisi, "Evimize su bile alamıyoruz," dedi. "Hiç paramız yok, maaş bile gelmedi. Su bile alamıyoruz, un bile alamıyoruz. Hiç paramız yok, daha maaş yatmadı." Diğer madenci çocukları ise kafalarına babalarının madenci baretini takıp, "Ücret yoksa üretim de yok, sadaka değil. Alın terimizi istiyoruz. Hak istiyoruz, başka bir şey değil. Sahipsiz değiliz ve baba bana para ver," gibi dövizlerle babalarına destek verdi. Madenciler adına açıklama yapan Adem Çelik şu ifadeleri kullandı. "Maden işçileri olarak pazar günü gece vardiyasında haklarımızı alamadığımız için üretimi durdurduk. O günden beri direnişimizi sürdürüyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 2014 Eylül ayında torba yasa çıktığından itibaren maden patronları mağdurları oynuyor. Çalıştığımız ocağın eski sahibinden 2, yeni maden sahibinden 2 aylık alacağımız var. Son maaşlarımız, aralık maaşlarımızda da en çok 1000 lira gibi komik bir rakam verildi. Patron bize destek verdiği için gurbetten gelen işçi arkadaşlarımızı kaldığı şantiyeden atarak bizlere gözdağı vermekte. Bir önceki şirketten kalan 2 aylık maaş ve kıdem tazminatlarının 2015 yılı sonuna kadar ödeneceği sözü verilmişti. Ancak daha bir kuruş bile ödenmiş değil. Biz madenciler olarak hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Verilmeyen ücretlerimizin verilmesini istiyoruz. Maaş günlerinin bir tarihte olmasını istiyoruz. Bu eylemden dolayı hiçbir arkadaşımıza baskı yapılmamalıdır. Ücret yoksa üretim de yok," diyoruz.